Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3 Bölüm 5 Konu nasb edatları. Nasb bir terim. Bundan ne kastedildiği ortaya çıkacak birazdan. Bu 5. bölüm 4 alt başlıktan oluşmakta. Edevatun nasbi, nasb edatları. Anahtar sözcükler. El kelimatu el miftahiyyetu. Miftahiyye anahtar demek. Mukaddimetun giriş. Arapça gramerde edevatun nasbi, nasb edatları olarak adlandırılan edatlar muzari fiilin başında kullanılır. Yani bir takım edatlardan bahsedeceğiz. Şurada geçenler yani. Bunlardan sonra muzari gelir. Diğer bir de işte bunlar muzarinin başına gelirler. Bunlar başında kullanıldıkları fiilin irabı üzerinde. İrab, fiilin sonundaki değişiklik demektir. Sadece fiildir, ismin sonundaki değişiklik de olabilir. Üzerinde aynı etkiye sahip olmakla birlikte fiile kazandırdıkları anlam yönünden birbirinden farklıdırlar. Ne anlattı? Diyor ki şurada geçen edatlar var ya, bunların hepsinin aynı yönü de var, farklı yönü de var. Hepsinin ortak özelliği nedir? Fiil muzarenin başına gelirler ve onun irabında değişikliğe neden olurlar. Onu nasip ederler. Bu ortak özellikleri. Bir de farklı özellikler var. O da nedir? Bunların bu fiil muzareye kattığı mana. Muzarenin manasında bir takım değişiklikler meydana geliyor. Hepsinin manası ortak değil. Farklı manalar söz konusu. Bunlar aşağıda gelecek zaten. El-Arabiyyetu fi hayatina el-yevmiyyeti. Günlük hayatımızda Arapça 5. Fis-sinema. Sinemada. Es-sinema, sinema. Fi, de, da, içinde, sinemada. Eyyü eflam. Film, yani filmun. Bir film, filman. İki film, eflam, cinim keserdir. Filmler manasına gelir. Eyyü hangi? Tu'ravu. Gösteriliyor, meçhul bir fiil. E'raba, yu'ridu, tu'ridu, tu'radu, meçhul muzari. Hadel yem, eyyü eflamin, hangi filmler, tu'radu, gösteriliyor, hadel yem, bugün. Hangi filmler gösteriliyor? Kim diyor bunu? Ezzebun, zebun, müşteri demek. Hemen altında, ba'i'a, ba'i' satıcı demek. Ba'i'ut tezakira. Tezakir biletler demek. Çoğul bir kelimedir. Burada tabi Türkçe biletler satıcısı diye bir çeviri olmaz. Bilet satıcısı. Ama burada cemidir bu kelime. İndena erba'atu eflamin. İndena bizim vardır. Ney? Erba'atu eflamin. Dört filmimiz. Erba'a dört. Öyle filmler ki bunlar. Öyle dört ki ecnebiyyetin. Yabancı. Dört tane yabancı film var. Ve selasetu eflamin. Üç tane film var. Ne? Türkiyetin Türk. Dört tane yabancı, üç tane Türk film var diyor. Ezzebun. Müşteri diyor ki eyye film. Eyye filmin. Hangi filmi? Tekterihine. Önerirsiniz siz. Li bana. Bana hangi filmi önerirsin? Ba'i'atü tedakir. Bilet satıcısı şöyle diyor. Ensahu. Nasihat ederim. Öneririm. Ke sana. Hangi filmi? Filmi Superstar. Superstar adlı filmi. Lin Necmi. Superstar. Lin Necmi. El Hindi. Amir Khan. Emir Khan. Amir Han'ın Superstar filmini tavsiye ederim diyor. Superstar filmi galiba 2017'de çıkmıştı. Öyle şu an düşündüm artık. Neyse film bilgisi çok da önemli değil. Ezzebun müşteri. İden öyleyse o halde madem ki öyle. Uridu ben istiyorum. Ne? En eşteriye satın almak. Peki ne satın almak istiyorum? Tezkirateyni, iki bilet satın almak istiyorum.
aslında eşteri you olması gerekirken n'den dolayı n eşteriye. Yani n'den k izen gibi yukarıda geçen nasıl edatlar ne yapar? Muzari'nin sonunda bir takım değişiklikler yapar. Buradaki değişiklik sonuna feta getirmesi. Fil mekha. El mekha kafe demek. Fi harfi kafede, kahvenin içerisinde. En nadiletu. Nadile garson demek. Ehlen ve sehlen. Eyye hidmetin. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Eyye hidmetin. Eyye hangi hidme hizmet? Hangi hizmet istersiniz? Yani Türkçe'ye çevirirsem nasıl yardımcı olabilirim? Ezzebune yani müşteri. Uriyle istiyorum. En eşarabe içmek. Ne içmek istiyorum? Kahveten. Bir kahve içmek istiyorum. Nadile yani garson diyor ki bil halibi sütlü mü olsun em yoksa sades sade mi olsun? Ezzebun sade olsun. Lev semahte veya bayansa lev semahi lütfen. Nadire tekrar diyor. Peki bir sütlerin şeker mi? Em yok. Dune sütlerin şekersiz mi olsun? Ezzebun biz çek olsun. Lev şayet tekerrati. Lütfen. Ennadile sükkeru ziyadetin ev vesat. Sükkeru ziyade çok demek, bol demek. Sükker, şeker demekti. Çok şekerli mi? Em yoksa vesat. Orta şekerli mi olsun diyor. Ezzebune vesat orta şekerli olsun. Min fevlike veya ki de olabilir. Lütfen diyor. Ercu ben istiyorum. Umuyorum. En la te te ahari. Umarım geciktirmezsin diyor. Geciktirmeyeceğini umuyorum. Fe ene ben müstaciretim aceleciyim. Benim acelem var diyor. En nadire tahta emrak. Tahta emrak baş üstüne demek. Len eteahhara ebeden asla gecikmeyeceğim. Durmak yasaktır. Memnu'u tevekkufi. Memnu yasak. Tevekkuf durmak. Durmak yasaktır. Şurti yul mururi. Şurti polis. El murur trafik. Şurti yul mururi. Trafik polisi. Şöyle diyor. Limada niye tentezırı bekliyorsun buna burada? Burada ne bekliyorsun? Esaik. Sürücü diyor ki. Li'ahude alacağım zevceti. Eşimi min huna buradan. Buradan eşimi alacağım. O yüzden burada duruyorum. Alacağım için burada diyorum. Li ahude. Baştaki li için demek. Limada niçin tentezuru ente. Sen bekliyorsun. Duruyorsun. Huna burada. Li ahude. Almak için zevceti eşimi min huna buradan. Şurti yulmururi. Trafik polisi şöyle der. Lakin fakat memnun. Memnu'u vukufi seyyarati. Araçların durması yasaktır. Huna burada. Memnu'u vukufi seyyarati huna. Burada araçların durması yasaktır. Es-saik yani sürücü. Asifu üzgünüm. Lestu a'rifu zalike. Bunu biliyor değildim. Yani bunu bilmiyordum üzgünüm. Li'ahude şekilde kullanılabilir. Li'ahude eşittir. Şey ahude eşittir. Hatta ahude. Hepsi de aynı manaya gelirdir. Kur'an-ı Kerim'in Hal Suresi 1. Orada geçen en yapısının kullanımına dikkat edin demiş. Dil bilgisi Arapçada nasb edatları. Önemli durumlar. Kavaid, kaideler. Edevat-ı nasb, nasb edatları. Arapçada muzari fiilin. Muzari ne demekti? Şimdiki bir geniş zaman. Ek harf alırsa gelecek zamana da ifade eder muzari. İrabında 3 farklı durum söz konusudur. Bir muzari fiil ya reftir, diğer adıyla merfudur. Ya nasktır, diğer adıyla mensuptur. Ya cezimdir o muzari, cezim durumundadır. Yani mezumdur. Demek ki bir muzari fiil ya raf halinde, ya nasb halinde, ya cezm halinde olur.
Tahta yazsan yani başına herhangi bir şey getirmezsin. Standart yazılış. Ketebe yektubu nasarayen suru fetihayet tehu. Standart muzayir yazılışı bu raf durumunda yazılır. Ancak başına getireceğin edatlara göre o raf durumunda yazılan muzari nas durumuna dönüşebilir. Yani yine getireceğin şeye bağlı olarak o muzari cezm durumuna da dönüşebilir. Ama standartta bir muzari nedir? Ref durumundadır. İşte burada ref durumunda olan, standart durumunda olan muzarinin başına neler getirirsek nas durumunu alır ve o fiilin nas durumunda olduğunu neye dayanarak ifade edersin? Yani bir fiilin bir muzari fiilin nas konumunda mıdır, cezm konumunda mıdır, ref konumunda mıdır? Bunu nasıl anlarsın? Bunun alameti nedir? Bunun işareti tanıma yöntemi nedir? Belirtileri nelerdir? Konu biraz da bunun üzerinde devam edecek. Nas hem isimlerde hem de fiillerle ilgili bir kavramdır. İsimlere nas durumları Arapça 1. kitapta işlemiştik zaten. Peki şimdi konumuz ne bizim? En, len, çey, likey, çey, likey, li. Aslında li, likey, çey. Yazsam daha iyi olurdu. Li, şunun li'si mesela. Sonra çey, sonra birleştir, likey. Dizilim olarak diyorum. Akılda kalıcı olması bakın. Yoksa fark etmez. En, len, çey, liçe, li, hatta bunlardan ibarettir. Bunlar muzarenin başında olursa muzari nasb durumundadır. Nasb konumundadır. O muzari nasb olmuştur. İrabı nedir? Nasb'tır. Fiillerin nasb durumları yani mensup oluşları. Mensupla nasb aynı manada kullanılıyor burada. Mensup oluşları fiillerin son harflerinin harekeleri veya son ekleriyle alakalıdır. Yani fiilin sonundaki değişiklikle ilişkilidir. Bu değişiklikten kasıt ne? Birazdan ayrıntılar gelecek. Bir fiilin nasb olması, fiilin sonunun fetha ile harekelenmesi veya fetha harekesinin yerine geçecek başka bir alameti barındırması durumudur. Şunu ezbere bileceğiz. Bunu ezberden öte anlayacağız yani. Bir muzari fiil mensup olduğunu nasıl anlarsın? Ya muzarinin sonunda bir adet fetha olur ya da fetha yerine geçecek başka bir alamet olur. Fetha yerine geçecek alamet de neyin nesi? Birazdan konu oraya başlayacak zaten. Nasıl alametleri dediği yer bu. Ne diyor? Üzerinde nasıl alameti barındıran fiile mensup yani nasıl edilmiş fiil denir. Her fiil çipi için nasıl söz konusu değildir. Yalnızca başında nasıl edatı bulunan muzari fiiller mensuptur. Yani standart bir muzarinin yazılışı raf halindedir. Ancak onun başına bir şeyler getirerek onun irabını değiştirebilirsin. Kısaca sadece muzari fiiller nasb edilebilir. Evet, mazi nasb olmaz. Başka hangi fiil vardı? Emir var. O da yine nasb olmaz. Merfu haldeki muzari fiil başında bir nasb edatı kullanıldığında aşağıdaki işlemlerden biriyle mensup yapılır. Başka bir deyişle aşağıdaki işlemler bir muzari fiil nasb edilmiş olduğunu göstergeleri alametleridir. Tamam. Muzari fiilin son harfinin zamme harekesinin fetha çevrilmesi. Kısacası muzari fiilin sonunda arkadaşlar nunsuz ama nunsuz yazılan. Evvela baştan alalım konuyu. İlk defa bu konuyla tanışan birisi ne yapmalı? Ketebe yektubu çekimini biliyor musunuz? Yektubu, yektubani, yektubune. Tektubu, tektubani, yektubne. Tektubu, tektubani, tektubune. Tektubine, tektubani, tektubne. Ektubu, nektubu. Bu şekilde çekim yapabiliyor musunuz? Yani bu çekimi yapabilmek son derece önemli. Konu bunun üzerinde cereyan ediyor. Şimdi ketebe yektubu. Yektubu, tektubu, tektubu, ektubu, nektubu. Bunun gibi. Buna biz ne diyoruz? Müfredat-ı hamse diyoruz buna. Bunları hep duyacaksınız artık. Bunlar öğrenme zamanı geldi. Ana konu buradaki ne? Fiillerde irab. Fiillerde irabın bir alt kategorisi olan fiillerin mensup oluşu işlenmekte şu anda. İşin özeti nedir? İşin özeti bizim konumuz burada muzarini müfretleri şu kalıp yen soru ten soru ten soru ten soru yine en soru hatta nen soru bunlar. Yani müfret müzekkere gaip. Müfret müennes gaibe. Yine müfret müzekker muhatap. Müfret, müennes muhataba. Nefs-i mütekellim vahde, nefs-i mütekellim mali gayri. Yani birinci kalıplar. Birinci şahıs kalıplar. Buralarda
Muzari'nin mensup olduğunun göstergesi nedir? Mensupsa kendisinde ne değişir? Sondaki ötreler fetha dönüştür. Eğer sonunda ötre yerine fetha varsa bu muzari mensup olmuştur. Şu dahil değil ama bu hariç yani muhataba dahil değil. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlara müfredat-ı hamsa adı verilmiştir. Yani 5 müfred. Yazılışı itibariyle müfrettirler. Buralarda muzarinin mensup olduğunun alameti. Yani o muzari mensup mu değil mi nasıl anlarım. İşte sonunda fetha varsa mensuptur yani. Fetha yoksa mensup değildir. Bu. Peki geçelim tesnelerde. Tüm tesne kalıplarda. Artı cem-i müzekker gaip ve cem-i müzekker muhatap. Buralarda da yani şu iki cem'i de vahip olmak üzere iki cem'i artı dört tane de tesniyeler artı cem-i müzekker muhatap ve cem-i müzekker gaip. Buralarda nasb alameti nedir? Sonlardaki nunun silinmesidir. Bak bunların hep sonunda nun var. Tesniyenin sonundaki nun silinirse geriye yan sura kalır değil mi? Nun gitti. Nun gitti, nun yok, nunsuz yazıldığını varsay bunların. Eğer bunlar nunsuz ise bunların mensup olma durumları var. Yani mensup alameti bu bunların. Sonda nun varsa mensup değildir. Ama dikkat, şu iki kalıp dahil değil konuya. Çünkü bu iki kalıbın sondaki nunlar hiçbir zaman için silinmemektedir. Buradaki nunlar daima mevcut. Demek ki tesniyeler artı cem-i müzekkerler muhatap olsun, gayip olsun fark etmez. Yani gayip derken üçüncü şahıs. Muhatap derken ikinci şahıs kastediliyor. Bunların sonunda nun var mı yok mu? Nun varsa mensup değil. Nun yoksa mensup veya meczup. İkisinden de elverişli. Mensup veya meczup. İkisinden de elverişli. Tekrar edip kapatacağım. Kitaptan devam edeceğiz. Muzari'nin irabını ikiye ayırdım ben. Dedim ki onun nasb alameti iki şekilde olur. A veya bir de. Birinci şekil. Şu kalıplarda. Yani müfredlerde. Müfredlerdeki nasb alameti nedir? Sonunda fetha olması. Tesniye ve cem-i müzekkerlerdeki nasb alameti nedir? Sondaki nunun silinmesi. Sondaki nunun silinmesi onun ille de mensup olduğunu göstermez ama. Mezuma da, cezimli duruma da elverişli hale gelir. İkisine de elverişlidir ama asla ref halinde değildir. Peki devam edelim. Nasb alametleri dedi. Şimdi bu bilgiler üzerine devam ediyoruz değil mi? Ketebe yektubu. Yektubu ne olur? En gelirse, en nasb edendi çünkü. En gelirse yektubu ne olur? Yektubu B olur. Sonu fethalanır. Tektubu sonu fethalanır. Şurada yazan yektubu, tektubu, tektubu, ektubu, nektubu. Bunların hepsi ne? Az önce gösterdiklerim benim. Üçü de müfret. Şu ise ben manasında birinci şahıs. Bu ise biz manasında yine birinci şahıstır. Burada en örnek olarak yazılmış. Diğer nasb edenlerden herhangi birini yazabilirsin. Yani hatta da olsa, key de olsa, len de olsa, dikey de olsa. Hepsi de aynı şeyi yapar. Yektubu yani merfu olan yani ötreli yazılan kelimeyi fetha'ya dönüştürmüştür. Buradaki nasb alameti fetha. Sonlarında neden fetha var? Başında en olduğu için. Gerekçe bu. En yerine diğerleri de olsa aynı şey yapar dedik. Dikkat edileceği üzere yukarıdaki örneklerde zamme ile merfu. Zamme ötre demek bu arada. Merfu olan muzari fiiller bir nasb edatı olan en dolayısıyla mensup olmuştur. Bunlara fetha diyoruz biz. Nasb alametleri nedir? Üstün demiyorsun. Fethadır. Sonundaki bağın üzerindeki çizginin adı fetha. Merfu haldeki muzari fiilin sonunda bulunan şu ekler. Bu tesniye örnek. Bu cem-i müzekkere örnek. Bu ise müsret mühennes muhatabaya örnektir. Buralarda ise sondaki nunların düşürülmesi onun mensup olduğunu göstermektedir. İki dereli ve dişil aynı şey yani. Şunu da unutmayalım ki bak anne demiş. Eril çoğullarda düşürülen nun harfinin yerine vavlardan sonra mutlaka bir elif harfi getirilmektedir. Ne kastettiğini örnekte hatırlatacağım ben size. Şunu kastediyor. Tektubune, yektubune. Buradaki nunu silersen diyor. Bak vavdan sonra elif var. Vavdan sonra elif var. Standartta yok. Ama nunu sildiğim için oraya elif eklemek zorundayım artık. O elif eklenmiştir.
Nun'u silersen vav'dan sonra elif getirirsin. Nun varsa zaten elifsiz yazılıyor. Yektubane tesniye diye başına en gelirse sondaki nun silinir dedik az önce. Nun silinirse geriye yektuba, tektubi. Önemli olan bu. Tektubi deneyinlesi. İşte aslında tektubi neydi? Tektubi kalmıştır. Sondaki nun silinince bu hale gelmiştir. Tektuba yine tesniye. Yektubu, tektubu, cemi müzekerler. Dikkat edileceği üzere yukarıdaki örneklerden onların varlığı ile merfu olan muzari fiiller bir nasb edatı olan enden dolayı ki len olur, dikey olur fark etmez. Hepsinden dolayı mensup olurlar. Sondakinin düşmesi bunun nasb alameti. Nasb halinde olduğunun göstergesi. Nunun düşmesine hazfun nun veya sukutun nun adı verilmektedir. Hazfun nun da neyinesi denilmesin yani. Verilebilir şimdi soruda çıkar mesela. Der ki en yektubu evet. Buradaki fiilin nasb alameti nedir? A şıkkı şu, B şıkkı bu. İşte D şıkkı da hazfun nun. Hazfun nun da neyinizi denilmesin yani. Hazif silmek demek zaten. Yazıdan düşürmek demek. Hazfun nun, nunun düşürülmesi, nunun silinmesi manasına geliyor. Nun düşürürse diyor, yerine elif geldiğini unutmayın. Önemli bir konu. Az önce kısa değinmiştik. Muzari fiilin üçüncü ve ikinci çoğul dişil formlarındaki nunlar. Bunlara nunu nisve adı veriliyor. Bu terimi de unutmayalım. Nunu nisve. Cimri mühendis bunları yani. Fiile bitişik özne zamiri olmaları dolayısıyla hiçbir zaman yazıdan düşmezler. Her durumda varlıklarını muhafaza ederler. Mebnidir bu kalıpları zaten. Yektubne. Başına en getir yine yektubne. Nun düşmedi. Tektubne. En getir. Tektubne, en, len ve diğerleri bu kalıpların sondaki nunları düşüremiyor yani. Nunlar her halükarda vardır. Şurası da özeti. Muzari fiillerde nasıl alametleri? Fiilin sonundaki zammenin fethel dönüşmesi ve nunun ismi hariç olmak üzere muzari fiilin sonuna eklenen nunların düşürülmesinden ibarettir. Muzari fiilin nasıl olmasından kasıt ne? Bunu unutmayalım yani. Nunun ismi hariç yani cimri müennesler hariç sonu nunla biten yerlerde nunun silinmesi, diğer yerlerde ise zammenin fetha dönüştürülmesi demektir. Nakıs fiillerin muzari çekimlerinde illet harfinin zamme harekesini taşıyamadığını görmüştük. Nakıs zaten bir eksiklik demektir yani. Bu fiillerde bir eksiklik var. Hareket taşımaktan zorlanıyorlar. O kadar güçleri yok bunlar. O yüzden eksiktir. Bu fiillerin başına nasb edatı geldiğinde aynı fiil zamme veya kesre ile harekeli ise son harfin fethalandığına dikkat edin. Aynı fiil deneyimlisi diyebiliriz. Daha önce geçmişti. Aynı fiili kısaca hatırlayalım. Hemen faal yazılır burada. Aynı fiil hangisi oldu? Ortanca harfi yani arkadaşlar. Ortanca harf. Yine ortanca harf. Mazide böyle muzari olarak yazsaydık bunları. Ortanca harf diye bir şey yok. Sonuncu harfin bir sağı yani. Ortanca harf yerine ezberleyeceğimizi sonuncu harfin bir sağı diye ezberlersek daha iyi olur. Sonuncu harfin bir sağı. Sonuncu harfin bir sağı. Buna ne diyoruz? Aynı fiili diyoruz. Kasıt bu. İşte o zamme veya zamme ötre demek veya kesre ise kesre estre demektir. İle harekeli ise son harfin fethalandığına dikkat edin. Yed'u aynı fiilin harekesi ne? Da'a yed'u da'a da'a ve aslında. Aynı fiili burada ne olur? Ayn olur. Aynı fiili zammer olduğu için. Dikkat et. Aynı fiili zammer olduğu için yani ayn. Bu durumda bunun nasb halinde sonuncu harfte fethayı görürsün. En yed'u ve. Rama yermi. Aynı fiili mim. Mim esreli yani aynı fiili esrelidir. Bu durumda baştan nasıl eden bir şey gelse sonuncu harfte fethayı görürsün. Raviye yerva. Bunlar hepsi muzari fark ediyorsunuz. Yerva muzari aynı fiili dattır ve aynı fiilin hareketi fethadır. Aa, bunun nasıl halinde ise fetayı yani nasb alametini göremezsin. Yer Allah
mensuptur, nasıl alamet-i dattaki fethadır diyemezsin. Çünkü İrab sonuncu harfle belirlenmektedir. Sonuncu harfin hareketlerine bakıyoruz biz. Burada ise yer bağdaysa sonuncu harfte hiçbir hareket gözükmüyor. Neden? Çünkü bu fiilin, aynen fiilin de fetha var. Esre veya ötre olsaydı nasb alametini açıkça görürdük. Ama aynen fiili esre veya zamme değil fetha gelmiş. Öyleyse sonuncu harfte olması gereken görebilmeyi umduğumuz o nasb alameti olan o fethayı göremedik. Yok mu ama var. Yalnızca gizli olarak var. Gizlidir diyeceksiniz. Gizliden kasıt ona mukadder denir. Ya mukadder kelimesini görürsünüz ya da takdir edilen bir fethayla, mukadder fethayla, takdir edilen fethayla. Şimdi muzari bir fiili eline çekelim. Böylece her bir kalıptaki nasb alametini iyice görmüş olalım. Aslında yektu bu idi değil mi? Bu ama en geldi yektu be oldu. Yektu ba ne idi? Enden dolayı yektu ba kaldı. Çünkü tesniyedir. Nasb alameti gereği sonunda nun düşer. Yektu bu ne? Aslında burada elif yoktu. Nun vardı. Cemil Zekeri gayet bu üçüncü şahs yani. Nun nasb alameti olarak düştü. Madem ki düştü o zaman onun yerine bir elif koyalım dediler ve koydular. En tek tu be. Aslında tek tu bu idi. Nasb alamet olarak sonuncu harfte feta getirdik. Tek tu ba ni. Sonda nun vardı. Nun nasb alameti olsun diye düştü. Yani bu fiilin nasb olduğunu nereden anlıyorsun? Sonda nun yok çünkü. Bazen bir şeyin var olması, bazen bir şeyin yok olması alamet olur. Mesela burada fetanın varlığı bunun nasb durumunda olduğunu gösterirken burada nunun yokluğu onun nasb durumunda olduğunu göstermektedir. Yektub nesi? Cemi müennes de değil mi? Sondaki nun, nunu nisve idi. Başında en varmış, yokmuş. Önemli değil. Bu nunu buradan sildirebilecek bir güç henüz doğmamıştır. Aynısı tektub ne? Burada da söz konusu. Burada, şurada, şurada. Bunlarda hep ne var? Bu da dahil olmak üzere. Sondaki nunların silinmesi nasb alameti. Burada Arap gramerinde bunlar nasb edatı denilmesine rağmen demiş. Birkaç şeye değinmiştir. Bu enlem key izen gibi bir araya getiren özellik muzarideki nedir? Etkileridir yani nasip etmeleridir. Şimdi tek tek bunları ele alacak. Madde 1 len. Len meyecek mayacak yani muzari fiilin başına geliyor ve onu gelecek zaman bak ecek acak gelecek zamana ait olumsuz yapmak. Bir işin gelecekte yapılmayacağını ecek acak, meyecek, mayacak şeklinde ifade ediyor. Len eskute, susmayacağım. Susmuyorum değil mesela. Ecek acak kullanmakta. İleride. İleride susmayacağım. Gelecek zamana aittir bu. Zaman olarak böyle. Ve susacağım da değil, susmayacağım. Yani hem olumsuz hem de gelecek zaman olacak. Susmadım değil. Susmuyorum da değil. Susmayacağım. İleride bir gün susmayacağım. Len udehine ebeden. Asla sigara içmiyorum. Hayır içmeyeceğim. Bazen şöyle olur. Bir mana verirler. Örnek şu. Aşağıdaki şıklardan hangisi? İşte Arapçasıdır. Gidip en olanı çizmeyeceğiz. Key olanı işaretlemeyeceğiz. Ecek acak var burada. O zaman gelecek zaman. Demek ki len kullanmalıyım demeniz gerekiyor. Orada hemen uyanacağız. Len nename. Nasb alameti sondaki mimin fethalı olması. Yine aynı şekilde sondaki nunun fethalı olması onun nasb alametidir. T var burada. T'nin fethalı olması nasb alameti. Len yeskunu. Nasb alameti nedir burada? Bak sonunda elif var, sağında va var. Demek ki cemi müzekkerdir. Bu demek ki elifin yanında nun vardı. Nun silindi. Yerine elif geldi. Nun'un silinmesi bunun nasb alametidir. Çünkü cemi müzekkeri gayiptir. Üçüncü şahıstır. Len yuşahidne. Nasb alameti nedir? Görünen bir şey yoktur. Çünkü nun'un ise var burada ve nun'un ise hiçbir zaman silinmez. Nun'un ismi olur. Nereden anladın? Şeytalı bir nun ve sağlı cezimli. Demek ki nedir? Bu nunun ismidir. Len yentegilûne idi. Yentegilû kalmış. Elif ve vav var. Vav'dan sonra elif gelmiş. Başka da bir şey yok. Demek ki elifin aslı neydi? Nundu. Burada bir nun var. Nun silindiği için elif eklendi. Nunun düşmesi burada nasb alameti olarak yer almaktadır.
Cemil Zeker gayetlerde Nur'un düşmesi nasıl alametiydi nitekim. Ene geldik. Mekmak, meyi, mayı. Genel olarak istemek, sevmek, hoşlanmamak, ummak, istemek gibi fiilleriyle birlikte kullanılır. Yapılabilirlik, gereklilik, olasılık ifade etmek için kullanılır. Meli, malı, masta. Bunlar yani gerekli olarak görmüyorum. Bunlar önemsiz ben buluyorum. Önemli olarak bulduğum manası. Mekmak, meyi, mayı. Uridu en edruse el edebe. Edebiyat eğitim almak istiyorum. Uridu ben istiyorum. Ne istiyorum? En edruse eğitim almak, ders almak. El edebe, edebiyat. Eğitimi almak istiyorum. Almak. Şuradaki mekmak enden geliyor. La yuhibbuna en yakra'u. Polisiye romanlar okumayı sevmiyorlar. La yuhibbuna, onlar sevmiyorlar. En yakra'u okumayı. Meyi, mayı, mekmak. Mastar manası veriyor yani. Fiilin muzarının başına gelir. Manayı mastar olarak çevirir. Eğer meyi, mayı veya mekmak gibi mana varsa tercümede, Arapça şık hangisidir, Arapça yazılış hangisidir diye sorarsa enli olanı seçeriz. Gelecek zaman ecek, acak içermiş ise ve olumsuzsa, değil mi? En olumsuz yapmıyor. Mesela yakında anılarını okumayı umuyor mu? Okunmamayı dememiş. Okunmayı. En olumsuz yapmaz. Buradaki sevmiyor, olumsuz oluşu baştaki lerden dolayı. Yani en olumsuz da yapmıyor. Olumsuz ise ecek acak diye mana varsa kesinlikle len seçiliyor. Mekmak meymayı en seçiliyor. Minel mümkini mümkündür en edebe gitmem. Minel kahireti kahireye gitmem mümkündür. Gitmem. Kahire'ye gidişim. En master manası veriyor. Mekmak, meymayı, iş, uş, gitmem, gidişim. En terhebe, senin gitmen. Veya konuşmam. En ile birlikte. Sıra geldi. Hatta, liçey, çey, li, mesi, için, masa, için, sinsin, sum, için. Sebep bildiriyor. Selim, Arap edebiyatı eğitimi almak için veya Arap edebiyat eğitim almak üzere. Almak üzere yani için gelir. Sebep. Su içmek için mutfağa girdin mi? Hep için manasına geliyor. Li. Li. Şey de aynı şekilde için. İçin veya üzere varsa tercümede arkadaşlar. O zaman şeyi veya li veya li şey veya hatta bunlardan birini seçeceğiz. Şey de aynı manaya geliyor. Key yedirse mana aynı. Ha li kullanmış, key kullanmış. Manada bir değişiklik var mıdır? Yoktur. Bir tane de key ile çekim yapalım demiş. Key yektube, key yektuba, key yektubu. Ha en koydun buraya, ha key koydun, ha len koydun. Yazılışlarında yani. Yektube, yektuba. Bunların yazılışında bir şey değişmiyor. Nasb alameti her yerde aynı olarak devam ediyor. Li key. Bu edat esas itibariyle anlam ve etki bakımından birbirinin aynı olan li ve key'in birleştirilmiş halidir. Fasih Arapçada yeri olmamakla birlikte galeti meşhur olarak sıklıkla karşımıza çıktığından dolayı burada anlatılmıştır. Arapçanın aslında yok ama çok da yaygın kullanılıyor. O zaman ne yapalım? Arapçayı aşılması için yine de bunu yazalım demişler. Mana yine aynı. İçin, üzere, mek için, mak için, için diye kullanılıyor. Hatta yine için manasına gelmektedir. Bir tanesinde irabını yapmışlar galiba. Evet, irabını vermiş. Len yiskunu fil medineti. Tek tek ele almış. Len gelecek bir şeyi yapmamayı bildirir. Meyecek, meyecek. En master anlam mekmak. Meymayı iş uş li için nedeniyle. Key aynı şekilde o da için. Likey o da için. Hatta o da için. Hepsi için manası. Hepsi sebep bildiriyor. Yani bir şeyin yapılma nedenini ifade ediyorlar. Tekvir suresi 21-22'deki ene dikkat edin demiş. Bakara suresine geçen len yapılarının yapı bakımından inceleyin. Hepsi de ne yapmıştır? Ardından gelen muzareyi nasb etmiştir. Nasb alameti olarak ya fethayı ya da sondaki nunun silinmesini zaten göreceksiniz. Harf-i cerle kullanılan bazı fiiller var burada.
bazı efali el müstamelati ma hurufil cerri, ma beraber hurufil cerri harfi cerri müstamele kullanılan. Eşrafe ala, eşrafe fiilinden sonra noktalı yere hangi harfi cer gelir diye bir soru varsa ala'yı seç yani. Bir işi yönetti, idare etti manasına geliyor. Eşrafe ala. Yüşrifu ala. Eşrafe derken bu eşrafe olur, eşrafet olur, eşrafna olur veya yüşrifu olur. Fark etmez. Yani eşrafe ve türevlerinden sonra ala gelir demek istiyorlar. Tuşrifu ala. Seyüşrifu ala. Bir şeyi dile getirdi. İfade etti. Abbera an. Abbera fiilinden sonra an harfi cerri kullanılır demek istemiş burada. Abbera an. Yuabbiru. An nerede peki? Yuabbiru minel demiş. An baya bir ileride bu defa. Abbera an. Yuabbiru an. Abbera ve türevlerinden sonra an harfi cerri kullanılmakta. Teellefe min. Meydana geldi. Teellefu min. Teellefu min. Limada yeteellefu min. Yine aynı şekilde. Abbera an fiilinin sıklıkla hangi kelimelerle bir araya geldiğini sözlükten bakarak veya internetten arama yaparak belirleyebilirsiniz. Kalıp ifadeler kable en, den önce, kable artı mastar gelirse yine den önce olur. Bakalım. Kable en. Kahvaltı yapmadan önce. Den önce. Kable en geldiği için. Kableden sonra en gelir yani. İn değil demek istemiş. Kable en. Den önce. Burada şu hatırlatmayı yapmak yerine olacaktır. Arapçada iki tür mastar vardır. Hakiki mastar ve yapma mastar olmak üzere bizler mastarı ikiye ayırabiliriz. Hakiki mastar, sülasi mücerret fiillerin mastarları hakiki mastardır. Sülasi derken 3 harfli fiil, mücerret derken yalın hal. Ek harf almayan fiillerin mastarları hakikidir. Bunlar semaidir yani belirli kurallara tabi değildir. Bunlar sağdan soldan duyarak veya sözlüklere bakarak öğrenilebilir. Örnek, gazeleden gazel, vehebeden vehab, celeseden cülüs, ketebeden kitabet diye gelebilir. Sülasi mezit fiillerin mastarları da hakikidir. Mastarları yine hakiki. Bunlar sülasi derken 3 harfli mezit ek harf almış. Mesela ke, rume, ekremi olmuş. Hemze almış. Veya fe, ri, ha, şedde demiş. Ferrahe olmuş. Ek harf almış. Bunlar sülasi fiillerin mastarlarından farklı olarak semai değil kıyasidir. Semai ile kıyasi zıt kavramlar. Bir başka ifadeyle kurallıdır, bir kurala tabidir. Bunu öğrenmek için sözlüğe bakman gerek yok. Zaten sabit bir kalıbı var. İş tarak eden iştirak, tenavül, teneveleden dedim. Çok ilginç oldu mu? Nevele olsa demek. Nevele, navele, tenavele. Evet, nevele. O da naledir aslında. Naleden tenavele. Onun da mastarı tenavül gelmiş. Alime, alleme, ta'lil mastardır. Harace, ehrace olmuş ifade babından. Yuhricu, ihracu. Bu da mastardır. Sonuç olarak sülasi fiillerin mastarları hakikidir. Bu sülasi fiil ister mücerret ister mezit olsun. Bir de ne var? Yapma mastar var. En ile yapılan mastarlar mastarı müevvel, yapma mastardır. Tabii sülasi mücerret dedi, sürasi mezit dedi. Sanki dersin rubailerinki hakiki değil miydi? Rubai fiilleri işlememişler belki de kitap. Şu an hatırlamıyorum kitap işlemiş miydi? İşlediyse şayet onlar da hakikidir. Her ne kadar belirtmiş olmasa da. Yapma mastar dedi, muzarenin başına en getiriyorsun. Böylece yapma mastar, mastarı muavver, evvel, mastarı ca'li diğer adı da. O şekilde bir suni mastar elde ediyorsun. Manası bakımından mastar. Yazılışı mastar değil yani. Gasele yelsidu. Muzaridir. En gelmiş. En yelsile olmuş. İşte bu nedir? Mastar müevveldir. Hani yelsilu yıkıyor. En geldi yıkanmak. Yıkayış oldu. Mana mekmak. Mastar manası oldu. Vehebe yevhebu. Yevhebu gidiyor. En yevhebe gitmek. Gidiş. Gitmeyi. Mana değişiyor.
Burada o anlatılmak istenmiştir. Muzarın başında en varsa o yapma mastardır. En esira, en olduğu için esira ile birlikte bir bütün olarak yapma mastar, yapma mastar, yapma mastar. Ayeten bir örnek de verebilirdim ona. Ama vermedim, geçtim. Bade en, den sonra manaya gelir. Bade artı mastar olsa yine aynı mana olur. Bade en. Yani badeden sonra en gelir demek istenmiştir. Bade en yine gelmiştir. Badeden sonra en değil de mastar gelmiştir. Gasele yelsirudan gasil. Gasil burada mastar olarak kullanılmış. Demek ki badeden sonra bir fiilin mastarı da gelebilir veya en de gelebilir. İkisi de mümkün. Bade en. Burada da iraplara değinilmiştir. Tekrar Taha 71 ve diğer sürelerdeki kable en veya kable mastar yapılana dikkat edin denilmiş. Kıraat es-seyru esna en nevmi. Es-seyru seyir yani gezmek, yürümek, hareket etmek, bir yerden bir yere gitmek. Ne zaman? Esna sırasında. En nevmi uyku. Uyku sırasında, uyku esnasında yer değiştirmek, hareket etmek. Seyir halinde olmak. Türkçeleştirilmiş hali yani uyur, gezerlik. El-Acibu Gariptir ki enne be'val musabine El-Musabine yakalananlar demek. Yakalanmak. Bin meralı seyri esna en nevi. Uyur gezerlik. Uyur gezerlik hastalığına yakalananlar. Uyur gezerlik hastalığına yakalanan, musabine yakalanan, uyku esnasında gezen tih hastalığı yani uyur gezerlik hastalığına yakalananların bazısı, uyur gezerlik hastalığına yakalananların bazısı, yegumune yapıyorlar. Bir harekatin, çeşitli hareketler, davranışlar ama hadiratin, tehlikeli. Uyku hastalığına, uyur gezerlik hastalığına yakalananların bir kısmı ne yapar? Tehlikeli hareketler yapıyorlar. Uykularında gezerken tehlikeli hareketler yapmaktalar. Bu tehlikeli hareketleri ne zaman yapıyorlar? İndema, o esnada ki yesirune, geziyorlar onlar. Vehum yam uyku esnasında uyur iken hal burası. Vehum onlar yam uyurken. O kişiler uyudukları esnada uyurlarken uyudukları vakit gezmelerinden bahsediyor. Esnalarında gezerlerken uykularında gezerlerken tehlikeli hareketler yapıyorlar. Fakat şüphesiz ki istaba'a güç yitirdi, yaptı, başardı. Kim? Rıplı bir çocuk. Fisaliseti. 3 yaşındaki bir çocuk. Min umrihi ömründen üçüncüde olan. Yani 3 yaşındaki bir çocuk yapmayı başardı. Ne yapmayı başarmış? En yeteselle. Gizlice kaçmayı başardı. Nereden? Min firaşi yatağından. Rıhım o çocuk naim uyurken. Burası da haldir. Uyku esnasında yani uyurken. Uyanıkken değil, uyurken. Yani uyur gezerlik durumundan bahsediliyor. Uyurken yatağından kalkmayı başardı. 3 yaşında bir çocuk şu ardından kalktıktan sonra yani harici çıktı. Nereden? Kapıdan değil. Min nafizeti hücrati. Odasının penceresinden çıktı. Hangi kattaki odadan bahsediyoruz? Fil devril evveli. Birinci katta bulunan odadan. Ve tisellega ve tırmandı. Tırmanmış. Masurate boru demek. Masuratel miyahi. Su borusuna. Su borusuna tırmanmış. El mücaverati. Li nafizetihi. Penceresinin yanındaki el mücavere.
yakında demek. Nafize pencere. Pencerenin yakınındaki kendi odasının penceresine ait olan, o pencereye yakın olan su borusundan beri tırmanmaya başlamış. Sümme sonra terake bırakmış nefsi kendisini. Yeskudu düşüyor alel erdi yere. Nereden düşüyor? Min irtifai metrateyni. 2 metre yükseklikten yere düşüyor. Ve kâme liyeciriye. Koşmuş mesafete meylin. Bir mil. Koşmuş. Fi cevvin baridin mundur. Cevvin barit, soğuk havada. Mundur yağışlı. Barit soğuk. Cev hava. Barit soğuk. Mundur yağışlı. Yağışlı soğuk bir havada da bir mil koşmaya devam etmiş. Süme sonra Ade dönmüş. Bir o çocuk, o tıfıl. İlâ gurfeti nevmihi. Yatak odasına dönmüş. Dûne en yemussehu sev'u. Dûne olmaksızın en yemusse ona, en yemussehu ona dokunmamış yani. Ney? Sev'un, yani su'un. Su'un diyelim. Herhangi bir kötülük, bir bela, sıkıntı, zarar. Kendisine herhangi bir sıkıntı, bir zarar dokunmadan, zarar görmeden dönmüş. Dûnen yemussehu su'un. Ona bir kötülük, zarar dokunmadan odasına dönmeyi de başarmış. Kıraetun, yeni bir okuma parçası. Menadık, mıntıkalar, yani mıntıka. Ne demek? Bölgeler demek. Haliyetun, arındırılmış es-seyyarat, otomobil. Menâdıku hâliyetin mine's-seyyârâti. Otomobilden arındırılmış, araçtan, arabalardan arındırılmış bölgeler. Sadece yayalara ait olan yerler var. Yemliku el-adîdu mine'n-nâsi. Yemliku sahiptir. El-adîdu pek çok mine'n-nâsi insanlar. Seyyâratin otomobillere. Öyle otomobiller ki hususiyeten, hususi yani şahsi, filmi şehirlerde. İnsanlar şehirlerde pek çok şahsi otomobile sahiptir. Yani otobüs değil de kendilerine ait olan arabalara sahiptir. Pek çok araç sahibidirler. Lakin seyyarati, fakat otomobiller, araçlar tüeddi destekliyor, yani neden oluyor, sebep oluyor ile televuzi kirliliğe bir sebebi hareketin mururi trafikten dolayı. Cihadi eyyami, işte şu günlerde, bugünlerde bazı merakizi el müdini, bazı müdün şehirlerde merkezler, bazı şehir merkezlerinde fil alemi, dünyadaki bazı şehir merkezleri halet arındırılmıştır mesela otomobillerden. Bazı şehir merkezlerinde otomobil yok. Hadi menatıku. İşte bu bölgeler muhassasatun, aittir linnâs, insanlara ait kılınmıştır. Vedderracatu ve derracati, ve bisikletlere, ve nakli, ve yürümeye. El'am fakat. Nakil toplu taşıma demek. Ve nakli toplu taşımaya ait kılınmış, otomobillere, toplu taşımaya. Nakli'l-am, toplu taşıma. Fakat yalnızca. En-nakli'l-am, birlikte kullanıyoruz. Toplu taşımaya ait kılınmıştır. Fakat sadece. İleyküm. İşte size haletu ba'zi merakizil mudini fil alemi. Dünyadaki bazı şehir merkezlerinin hali, durumu. London, yani Londra. 8'e yeskunu oturuyor. Semaniyetü melayin. 8 milyon şahs. 8 milyon şahs, yani 8 milyon insan oturuyor. Nerede? Fî vesadî medînetil London. Londra şehrinin ortasında 8 milyon insan oturmakta yaşıyor ya.
Zaten ek olarak ileride buna 8 milyona ilave olarak bir de ne var? Yeti geliyor ileyha oraya bu şehre. Külle yevmin her gün milyonane şahs. 2 milyon insan daha geliyor. Lil amel çalışmak için. Şehirde 8 milyon insan var ama 2 milyon da işçi geliyor oraya. Böylece ona çıkmış olmalı. Neden ki bunun için tekun oluyor el medinetu şehir sahibeten. Sahibe gürültülü demek. Bu yüzden şehir ne oluyor? Gürültülü oluyor. Ne sebebiyle gürültülü oluyor? Bimi atis seyyarat. 200 otomobil ve hafilat. Hafilat otobüs demek. Ve seyyarat taksi demek. Seyyarat el ücret. Ücretli taksi. Yani Türkiye için söyleyelim bir yanlışsın diye. Sarı taksi. Ticari taksi. Ha der ki bununla birlikte hunaki burada vardır. El adidu pek çok. Min hadaiki cemiletin ve kebiratin filmi değil. Şehirde büyük, güzel, bahçe yani parklar vardır. Pek çok da park var. Bu da iyi yönü diyor. Bir imkanı ki senin için mümkündür, imkanın vardır. Entebbe'ye gitmen, ileyha o parklara, li tuşahide izlemek için, bakmak için, ila haflatin veya hafelatin, musikiyetin meccanen. Hafelat, konserler, gösteriler demek, meccanen bedava. Bedava, musiki yani müzik konserlerine gitmen mümkündür. İzlemek için oraya gitme imkanın vardır. Tokyo. Tezdehimu. Kalabalıktır. Ba'zul menatıkı. Bazı bölgeleri. Şihadil medinet bu şehirde. Bis sukkani. İnsan kalabalığı. Nedeniyle yani. Lakin ne fakat ha orası. Yani o mıntıkalar. Lihusnil hazzi. Bereket versin ki haliyetun arındırılmıştır mesiyyarat otomobillerden arındırılmıştır. Ve yefidu gelir nasu kesiruna pek çok insan gelir ilahalin menatıkı o bölgelere. Niye? Liyakvu geçirmek için saatin vakit yani saatler geçirmek için mumti'aten keyifli vakitler geçirmek için oraya gelirler. Ailatihim, aileleriyle birlikte ve daha kimlerle birlikte gelirler? Estikaihim ve arkadaşlarıyla. Arkadaşlarıyla ve aileleriyle birlikte keyifli saatler, vakitler geçirmek için o mıntıkalara pek çok insan gelir. Burası da Bogota demek. Bogota. Kadimen eskiden kânet idi. Nisbetü televizi. Nisbetü televiz kirlilik oranı demek. Nispet oran televiz kirlilik zaten. Kirlilik oranı eskiden neydi? Aliyeten yüksekti. Filmi değildi şehirde. Bogota'da yani. Ne sebebiyle? Bir sebebi hareketil mururi. Trafik akışı nedeniyle. Trafiğin varlığı nedeniyle. Trafikten dolayı. Emmel an şu andaysa fe merkezül medineti şehrin merkezi halin arındırılmıştır ve seyyarat otomobillerden. Lidelik işte bundan dolayı fe innen cevve şüphesiz ki hava nezifun temizdir cidden gerçekten de çok temizdir artık hava. Merzamun nasi insanların büyük bir kısmı layım kuvvet sahip değildir seyyaratin hasaten özel otomobillere sahip değillerdir. Ve yedhebune ve giderler ila amelin işlerine gidiyorlar artık sabaha sabah vakti bil vası otobüs ile ev veya da edderaceti veya da bisikletle gidiyorlar. Başka da yokmuş. Yeni bir parça yaşamla ilişkilendir. İrbit bil hayati. Haddattu. Haddattu planladım demek. Hadda planlamak. Ben planladım. Ceyyiden iyice. Yani kusursuz bir plan yaptım.
rihleti, yolculuğum için, yolculuğuma dair. Nereye yapacağım yolculuğa dair kusursuz bir plan yaptım. İlâ Medine-i Fas, Fas şehrine, Fas'a doğru gideceğim seyahate dair, Fas'a yapacağım seyahate dair kusursuz bir plan yaptım. Ne zaman yaptın? Bir nevi akşamleyin. Peki niye böyle bir plan yaptın? Niye gidiyorum? Liestemi'a bi vakti cegiden. Liestemi'a zevk aldığım için cegiden. İyi, hoş bir vakti. Hoş vakit. İyice, güzel, hoş vakit geçirmek için. Estemi'a zevk almak demek. Cegit iyi demek. Haceztu. Hacestu, haceze. Daha önce geçmişti bu önceki ünitelerde. Bir harfece ile birlikte kullanımına değinmiştik. Haceze, rezervasyon yapmak demek. Hacestu, rezervasyon yaptım. Tezkirate dayarani. Uçak bileti için. Dair uçak, tezkire bilet. Mübekkiren erkenden uçak için bilet rezervasyon yaptım. Niye? Erken yaptım peki. Li'ehsule almak için ala si'rin muhafazı. Muhafaz, hafız ucuz demek. Ucuza alabilmek için. Si'r para. Düşük bir maliyet olsun diye. Hacestu yine ne yaptım? Rezervasyon yaptım. El fundike. Funduk otel demek. Bir de otel ayırttım. Evzan aynı şekilde. Mübekkiran erken niye? Key için demek. Key ecide. Key nasıl bitmiş görüyorsunuz. Key ecide bulmak için. Funduken münasiben. Uygun bir otel bulabilmek için. Kara'tı okudum. Kesiren pek çok minden malumat. Pek çok bilgi okudum. Yani Fas hakkında. Li'a'rife. Bilmek, anlamak için. Ehemmil emakini. Önemli. En önemli yerlerini tanıyabilmek, anlayabilmek için pek çok bilgi okudum. Elleti o mekanlar ki aleyye bana gerekiyor en ezuraha orayı ziyaret etmek. Yani ziyaret etmem gereken yerleri anlayabilmek için. Misal örnek ne mesela? Cami'i el Karaviyyin. Karaviyyun Üniversitesi diye yazarsanız Google'a pek çok bilgi bulabilirsiniz. Mescidil Endülüs. Endülüs Mescidi. Zaviyeti Mevla. Mevla İdris. Zaviyeti Mevla İdris. El Medineti El Kadimeti. Eski şehir. El Medinetil Kadime. Medine şehir, kadime eski. El Medresetil Bu Ananiye. Vel Burcu Şimali. Mekanları sayıyor. Buraya kadar olanlar hepsi nedir? Mekan olarak geçiyor. Buraları ziyaret edecekmiş. İnnemâ hâne vaktus seferi. Indema dı esnasında hane yani geldiği esnada neye geldiği esnada vaktu seferi yolculuk esnası yolculuk zamanı geldiği esnada vezaatü koydum cevaz-ı seferi pasaportu fi hagibeti çantama hatta niye peki şundan dolayı hatta la ensahu onu unutmayayım fil beyt evde onu unutmayayım diye çantama koydum. Sünne sonra e'dettu ben hazırladım şantati çantalarımı kable en etevecehe yönelmeden önce başlamadan önce ila hadihi medineti sahirati büyüleyici şu şehre şu büyüleyici şehre yönelmeden yani gitmeye başlamadan önce son olarak ne yapmış çantamı hazırladım diyor. Muhtaratun min emsalil arabi. Arap atasözlerinden seçmeler. Fitteenni selametün. Fitteenni teenni de vardır ney? Selametün selamet. Fil aceleti acele de vardır ney? Nedametün nedamet. Aceleye giden acele gider. Yavaşlıkta selamet. Acele değilse nedamet vardır. Nedamet pişmanlık demek. Men cedde ve cede. Gayret eden aradığını bulur. Arayan bulur yani. Men her kim cedde ararsa ve cede bulur. Et tedribat. Et tedribat alıştırmalar.
Parantez arasındaki şu 3 edattan uygun olanı noktalı yerlere yerleştiriniz. 5 tane cümle var. Üçü de aynı şey yapıyor. Muzari nasip ediyor. Farklı olarak üçünü de katacağı mana farklı. Örnek: La uridu. Ben istemiyorum. İstemem. En ehsira. Zarar ettirmeyi. Kimi zarar ettirmeyi? Sadiyen arkadaşımı ve fiilen vefalı arkadaşımı. Misluk. Senin gibi. Vefalı arkadaşımı zarar ettirmeyi istemem. Veya len. La uridu. İstemem. Len ehsira. Zarar. Ben asla zarar ettirmeyeceğim sadigan arkadaşımı ve fiyen vefalı mislük senin gibi vefalı arkadaşımı asla zarar ettirmemeyi istemem. Zarar ettirmeyi severim yani diyor. Bu uyumlu bir mana olmaz çünkü övüyor burada arkadaşını. Onu beğendiğini ifade ediyor. Dolayısıyla len burada mana ne olur? Olumsuz. Uygun olmaz. Key olsa... Şey ehsira, zarar ettirmek için, için ne ama, gerisi gelmiyor. Zarar ettirmek için şöyle şöyle demiyor, uyumlu değil. En burada uyumlu olur. Gerçi cevaplardan gidelim, daha hızlı olur. Burada ise şey seçilmiş, setusafiru, sen gideceksin, uhti, kız kardeşim. İlel kahireti, kahireye gideceksin. Niye? Şeyde tedruse, okumak için. Öğretim almak için el ede ben Arabi'ye gelsin önemli değil yani. Okumak için gideceksin. Buraya len koysam len tedrüsü asla okumayacaksın. Bağlantılı olmaz değil mi? Niçin gideceksin? Şunun için. Sebep bildirmesi bakımından şey kullanmış. Üçte ise len kullanılmakta. Tenazele en. Tenazele en ard arda kullanılıyordu. Bir şeyden vazgeçmek. Len etenazele enke. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Ebeden asla. Mehma her ne olursa olsun. Mehma yekun. Dörtte mehtacu. Yani len uyumlu. Burada şey olsa, şey etenazele olsa mana uyumsuz olur. İçin değil çünkü. Mehtacu ilel kamus. Sözlüğe ihtiyaç duyuyoruz biz. Niye? Şey ne'arife. Öğrenmek için. Ma'ani el kelimat, kelimelerin manalarını, eldeki o kelimeler, la na'rifuha, onu bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz kelimelerin burada olduğunu adeta anlamış. Bunun üzerine manasını bilmediğimiz kelimelerin manasını öğrenebilmek için sözde ihtiyaç duymaktayız. Niye ihtiyaç duyuyoruz? Şey na'rife, öğrenmek için, bilmek için. Bir de len yazsan, len na'rife asla bilmeyeceğiz. Bir mana uyumlu değil. Nehtacu ile kamus. Sözde ihtiyaç duyuyoruz. Len ne'arife. Asla bilmeyeceğiz. Öğrenemeyeceğiz. Deyip devam ediyor. Niye öğrenemeyelim? Sözlükten öğreneceğiz zaten. Şey olur. En olsa yine uyumsuz olurdu. Muhibbu biz severiz, isteriz. En müşahide. İzlemeyi. Ney? Mesrahiyeten. Mesrahi tiyatro demek. Cedideten de yeni demek. Yeni tiyatro. Tiyatro filmi artık. İzlemeyi severiz. İzlemeyi. Mekmak, meyi, mayı, en. En kullanılıyor. Devamında burada ne anlatılmış? Soruyu da ekleyelim. Parantez için fiilleri doğru çekimle boşluklara yazınız. Şimdi ders arayı buraya yazıyor. Doğru çekim nedir? Ent demiş. Bak ente uyumlu yazacaksın. Ders arayı yazın. Tesil olur. Tesil olur. Doğru yazımı neye göre? Parantez arasında verdiği şeyden belli. Ene, ben kalıbını birinci şahsa çevir. Te'alleme ne olur? Ete'alleme olur enden dolayı. Uridu en, nameye ne yapacaksın? Uridu'yu uyduracaksın. Yani birinci şahsa gelecek. Ardından li gelmiş. En, ename li esteriha. Ade. Ade'yi ne yapacaksın peki? Ade'yi uhabilu. Yine birinci şahsa çevireceğiz. Burada da turiduna. İkinci şahıs cemi müzekarı muhatap haline alacak name. Kısacası parantezli yerlere getirilecek kelime, kelime parantezin sağına bağlıdır. Zamirle zaten belirtmiş. Birinci şahıs değil de bu ikinci şahıs. Sen manasındaki müzekar, müfret buna uyumlu hale getirmek. Burada ene demiş. Burada bir şey dememiş ama uriydi. Kalıptan beri. Birinci şahıs fiilidir bu. Ona uyumlu olarak fiile getirmen lazım. Birinci şahıs fiili. Turiduna. Cemil müzekker muhataptır. Nameydi ona uydurmak gerekir.
Bu yüzden tenamu olmuş. Aslında tenamu ne? Başta en olduğundan dolayı tenamu olmuş. Nasıl alamet olarak sondaki nun silinmiş. Silindiği için de vav'ın yanına elif eklenmiş. Bunu da unutmuyoruz. Devamında ne sorulmuş peki? Devamında 3 parantez içinde fiilleri kullanarak soruları aşağıdaki örnekte olduğu gibi yanıtlayınız. Limaniye iştahatı satın aldın. Hadesi yara el kadime. Şöyle sıkıntı niye satın aldın? Yuhdi fiili kullan demiş. Li'uh diye ha onu satın aldım. Veya key de olabilir diyor. Li yerine key de kullanabilirsin çünkü mana aynı. Key li'uh diye ha veya li'uh diye ha. İkisini de demen caiz yani. Bu da diyebilirsin. Bunu da ila mezhefi seyyarat el kadimeti. Cevap verirken ne yapmış? Burada niçin diye sorduğundan dolayı li veya key kullanman gerekir. 1. İki bu soru kime sordu? Sana sordu. Öyleyse cevap olarak ben diyeceksin. Yani birinci şahıs olarak kullanacaksın. Tekrar edelim. Eğer soru sen diye geliyorsa cevaba ben diye başlayacaksın. Burada sen demiş. O zaman ben. Niçin demiş? Limada niçin demektir? Bir sorudur bu. Niçin diye sorduysa cevabı şunun için diye başlaman gerekir. İçinli cevap da li ile veya ke ile başlar. Kısacası soru cümlesinin sonunda arkadaşlar, yani soru cümlesi ise bu diyelim, bir soru işareti varsa cevabı sen neyle başlar? Li ile veya ke ile başlar. T demiş, ti demiş, demek ki sen demek. O zaman ne yapacaksın? Bir soru bu. Sen demek T de, ti de. O zaman birinci şahıs fiili kullanacaksın. Uh diye şeklinde. Burada ne yapmış? Ne soru sormuş? Sonunda soru işareti var. Nitekim limada da yazmış, oradan da anlayabilirsin. O zaman ne yapmak lazım? Madem ki soru sormuş, li ile veya ke ile başlayacaksın. Yani ke uşahide diyebilirsin veya li uşahide diyebilirsin. Niye? Teclisine demiş yani. Sen demek bu da. Limada niye teclisine oturuyorsun? Fiş hareketi balkonda. Yuşahidü fiil kullan demiş. Bu durumda madem ki sen diye sormuş, cevap yine birinci şahıs ben diye olmalı. Soru işareti kullanmış. O zaman li veya keyli olmalı. Yine limada diye. Yani yine bir soru işareti var. O zaman yine içinde cevap verebilmek adına li veya key ikisini de kullanmak mümkün. Soru da ten zero yine sen demiş. Öyleyse yine o kabile. Yani ben manasına gelen bir fiil kullanılmalıdır. Yine limada demiş. Soru sormuş. O zaman soru sorduğun diğer bir göstergesi de soru işareti zaten. Madem ki öyle cevaba li veya key veya li key diye başlayabilirsin. Peki limada yedhe bu defa o. Yani birinci şahıs fiili kullanmamış değil mi? Sana değil bu defa soru. Bu defa soru kime? Ona o. Üçüncü şahıs sorusu bu. Limada niye yedhe bu gidiyor ettullab öğrenciler? Niçin sen gidiyorsun demiyor. Sen demiyor bu defa. O diyor. Üçüncü şahıs kullanmış. Ha, öyleyse cevapta da üçüncü şahsı kullanacaksın. Yeşrabu. O yani. Onlar. Limada iştaraytum tetumatum bu defa yine siz diye sormuş. O zaman cevabı ne yapacaksın? Biz diye cevap vermen lazım. Hem limada demesi hem sondaki soru işareti soru olduğunu gösteriyor. Öyleyse cevaba li veya ke diye başlayacaksın. Cümlede tum demiş yani ikinci şahıs zamir kullanmış. Öyleyse cevap da birinci şahıs olmalı ki tum yani çoğul olduğu için cevaba ben değil de biz diye yazman lazım. Bu yüzden nersumu yani bununla başlamış. Nersumu, mektubu gibi. Hem limada hem sondaki soru işareti bunun bir soru olduğunun göstergesi, kanıtı. Öyleyse cevaba li veya ke ile başlayabilirsin. İsteygavu onlar demiş. Limada niye isteygavu onlar uyanıyorlar mübekkiran erken demiş. Onlar niye erken uyanıyor demiş. Onlar yine diyerek cevap vermemiz gerekiyor. Yani onlar diye sormuş ise cevap da onlar dersin. Sen diye soruyorsa cevaba ben diye başla. Siz diye sorarsa biz diye cevap vereceğiz. Kablen ba'den yapılarından uygun olayına doldururuz demiş. Net görelim. Boşlukları kablen ba'den. Kable önce, ba'de sonra. Bunu bilerek yerleştireceğiz. Neye göre? Manaya göre. Seyektubu yazacak kim? Hüyo falanca kişi yazacak. Ne? Mukaddimeten bir giriş yazısı. Bir kitabı, kendi kitabına.
Neden önce? قَبْلَ اَنْ يُرْسِلَهُ Onu göndermeden önce اِلَى الْمَتْبَعِ مَتْبَعَةِ Matbaaya basın evine göndermeden önce kitabına bir giriş yazısı yazacak. Ya, biz قَبْلَ yerine بَعْد yazsak ne olurdu? بَعْدَ اَنْ يُرْسِلَهُ اِلَى الْمَتْبَعَةِ Matbaaya göndermeden önce ve gönderdikten sonra kitabına mukaddime yazacak. Bir kitabı matbaaya gönderdikten sonra, yani basılsın diye kitaba gönderiyorsun. Ardından da oturup bir giriş cümlesi, giriş bölümü yazıyorsun. Mantıklı mıdır, değil midir? Değildir. Çünkü zaten kitap basıldıktan sonra yazsan neye yarar? Önemli olan basılmadan önce yazıp onu oraya yerleştirip ardından yollamaktır. Yani bu tamamıyla Türkçe'ye çevirmeyle mantıkla alakalı soru bunlar. Eşrabu ben içiyorum, içerim eşyaya çayı. Ba'de en esteygıva. Ba'de en sonra. Neyden sonra? Esteygıva. Uyandıktan sonra çay içerim diyor. Ba'de en yerine kable yazsın. Kable en esteygıva. Yani yatmadan önce, uyumadan önce çay içerim. Veya uyumadan sonra. Önce veya sonra. Esteygıza uyanmak demek. Yanlış söyledim galiba. Eşrabu içerim eşyaya çayı. Ba'de en esteygıva. Uyandıktan sonra çay içerim. Estegba uyanmak. Uyandıktan sonra çay içerim. Veya uyandıktan önce. Uyandıktan sonra, uyandıktan önce. Uyandıktan sonra içerim. Uyandıktan sonra, uyandıktan önce. İşte eşrabı içerim, eşyaya çay. Ba'den estegba uyandıktan sonra içerim. Yunazifu el-etfal esnanehum. Yunazifu temizliyor. El-etfal çocuklar esnanehum. Dişlerini bil fırşatı fırçayla vel ma'cun ve ma'cun ile kabl en yedhebu. Gitmeden önce ila firâşim yataklarına. Kablen yataklarına gittikten sonra. Yatağına gittikten sonra nasıl temizlesin? Yatakta mı temizleyecek? Kabli o yüzden olmaz. O yüzden pardon o yüzden kabli olur da ba'de olmaz. Seyaudu ile kahireti ba'de en yukmile. Burada da ba'de en. Seyyûlü dönecek. Ne zaman? İleride. Bak sin var. Dönecek, ecek, acak. Muzayrın başına sin dahil olursa ecek, acak diye çevrilir. Dönecek. Kim? Hüve. Gizli zamir. Fail. Felanca kişi. İler kahireti kahireye dönecek. Ne zaman? Kablen yükmile. Tamamladıktan sonra. Neyi? Tasvira filmihi. El cedidi. Yeni filmini çektikten sonra. Tasvir ettikten sonra. Tasviri tamamladıktan sonra dönecek. Ha, tamamlamadan önce dönecek değil, tamamladıktan sonra. اَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ كُلَّ سَبَاحٍ Her sabah evden çıkarım. بَعْدَ اَنْ اُقَبِّلَ جَدَّتِ Dedemi, nenemi öptükten sonra. Öptükten önce, öptükten sonra. بَعْدَ işte öptükten sonra. Ne diyor? Nasb edatının altını çizdiğiniz zaman ondan sonra gelen ifadeyi harekeleyiniz. Çizilmiş, harekelenmiş hali mevcut. En zaten çiziliyor. Şimdi tek tek çizmeye gerek yok. Çizilmişi var. Evet. Dikkat etmemiz gereken ne? Sonu fetha. Li yukabile. Sonu fetha. Sondaki hu zamirdir. Fiilin aslından değil. Zamirlere etki yapmıyor bunlar. Key yetlu be. Likey ezura len ukassira en ebi ahe fethayla nasb etmiş. Nasb edasından sonra parantez içindeki fiillerin uygun biçimini yazarız. En te'işe yetekellemu şurası var. Li ye'kulu lam olmasa neydi bu? Ye'kulu ne? Lam geldi sonraki nuru sildirdi onun yerine elif geldi. Yeşrabu ne nun gitti yerine elif geldi. Yetekellemu ne yetekellemu oldu nun gitti yerine elif geldi. Şuradaki lam bunu direkt nasb etti. Aradaki vav buradaki nasblık durumunu kendisinin sonrasına aktardı. Artık bu da nasb. Vav yine sağındaki nasblık durumunu alıp sonuna aktardı. Vav'ın böyle bir görevi vardır. Buna atıf vav denilmekte. Key yel'abu aslında yel'abu ne sonunda nun vardı. Key nasb etti. Nasb alameti belirtisi işareti nedir? Sondaki nunun silinmesi yerine elifin gelmesidir. Arapçaya çeviriniz. Çevirmişler zaten. Neden buraya vermiş? Özellikle li var çünkü. Li yek teşi fune. Sondaki nun silindi yerine elif geldi. Len ehvura.
Ehvuru idi. Zamm'e gidip yerine fetha gelmiştir. Bu şekilde devam etmiş. Nerede var? En var şurada. Fethalamış. Başka burada göremedim. Neden göremedim? Belki ben göremedim. Ha, arkadaşlar varsa siz görmüşsünüzdür. Ne aradığımız belli. Len var burada. Nasip etmiştir. Alıştırma 8. Nurlandırılmış yerlere uygun düşen yapıyı bulunuz. Yani K nereye yazılacak? N nereye? Lem nereye? Gibi. Demiş ki 1 A'dır. N'dir. Yuhibbu melayinun nas 1. Yani en ya'işu. Aslında ya'işu ne? Sonra bu vardı gitti. Fil muduni el kibirati ve yuvacehu vacehe yuvacihu. Devamı nerede? Şurada var. Yani neyin yazıldığı belli. Burası şey olmuş. Değerleri de belli zaten. Hepsi çizili. Cevaplar ortada. Uygun düşen yapıyı bulunuz. Yine aynı şey. Aynı tarzda bir soru. Yecibu en likey yehrise. Bitti. Bitti demesi. Burası demek. Hangisi nasıl edatı değildir? En, len, lem. Lem cezm edatıdır. C çiz. 6. Kahvaltı yapmadan önce ellerimi ve yüzümü yıkadım. Önce diyor. Yani kable lazım bize. Bayneyi at. Kable olabilir. Kable olabilir. Burada ne var? Burada hiçbiri yok. Bayne varmış. Bu da olmaz. Kable var. Demek ki Denizli ve Adana direkt elendi. Bayne içerdiği için. Tamam. Bursa'ya bakalım. Veseltü yıkadım yedeyi ellerimi ve vecihi ve yüzümü. Kable en uidde. El futura. Uinde hazırlamak demek. En uinde hazırlamadan önce. El futura. Hazırlamayla alakalı. Ceyhan. Gaseltu yedeyye ve vecihi kable en etenavelu. En etenavele. El futura. Etenavele yemek demek. Yapmak demek. Ceyhan olacaktır. Denizli'de bahane de var da olmaz. Edirne'ye bakalım. Kable en. Kable en başta kullanmış. Kable en elsile yedeyye ve vecihi yüzümü ve ellerimi yıkamadan önce kahvaltı yaparım diyor. Bu yanlış. Kahvaltı yapmadan önce ellerimi ve yüzümü yıkıyorum. Neyden önce ona dikkat yani. Ceyhan doğru olur. 2. Bu cümlede yer alan boşlukta hangi nasb edatı kullanılamaz? Vesale. Es-Seyyidu Şahin ila ma'heril lugatil arabiyye yedruse el lugatel arabiyyete. Bunun çözümü çok kolay. Şöyle kolay. A şıkkı, C şıkkı, Bursa, Denizli hepsi için demek. Hepsi sebep bildiriyor. En hariç. Farklı olan hangisi? En. A. Öyleyse Edirne. Yani hangi şık farklıysa cevap odur. Resale vardı ulaştı. Es-Seyyid Şahin. Seyyid efendi demek, bay demek. Bay Şahin geldi. İlâ mâhedel lüvvetin arabiyeti, Arap dili. Niçin geldi? Şey de yazabilirsin. Hatta da likeyde lide. Liyedrüse el lüvvetin arabiyye. Hepsi olur, sadece en olmaz. Neden? Farklı olduğu için. Farklı olan her zaman için aranan şıktır. 7. Boşluklara aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? Bu neyle alakalı? Harfi cer ve fiil kullanımıyla alakalı. Abbera an kale gihi ba şeklinde gelmeli. Şekera an değil yani. Abbera an. Dolayısıyla Denizli olacak. Abbera'dan sonra an harfi cerinin geldiğini bilmeyle alakalı bir şeydi bu. 3. Uridu en nokta nokta. Boşluğa hangi fiil gelmelidir? Uridu ben istiyorum en şunu yapmayı. En uhibbe, sevmeyi seviyorum, sevmeyi istiyorum. Tedkiratayn, iki bilet, sevmeyi istiyorum. Veya en aküle yemeği, tedkiratayn, iki tane bilet yemeği istiyorum, diliyorum. En eşteriye satın almayı, iki bilet. Eşrabe veya iki tane bileti içmeyi veya iki tane bileti izlemeyi. Hangisi mantıklı? İki bilet satın almayı. Ceyhan. 8. عندما حان وقت السفر. Bu cümle geçmiştir parçada, hatırladım. Nasb edatlarından hangisi kullanılamaz demiş. Yani nereden bileceğim? Yine farklı olan hangisi ise odur. The, N, K,
Likey, hatta hepsi için demek. Hepsi sebep bildiriyor. Len ise olumsuzluk. Zaten la var burada olumsuzluk. İki tane olumsuzluğu üst üste kullanmış olursun. Len la ensa. Indama hana vaktu sefer. Yolculuk vakti geldiği esnada. Vazaitu koydum cevaze sefer. Sefer belgesine. Yani pasaportu diyelim. Fi hakibeti çantama. Niye? Ki hatta la ensa onu unutmayayım fil beyt evde veya key veya li key veya li en ben değil ama. 4. Doğru ve tam olan hangisidir? Uri'yi istiyorum. Li eş arabe içmek istiyorum. Kahveten bir kahve. Uridu key eşrabe kahveten. Uridu hatta, uridu likey, uridu en eşrabe. Uridu istiyorum li eşrabe içmek için kahveten bir kahve. Bir kahve içmek için istiyorum. Peki ne istiyorsun? Onu söylememiş. Uridu istiyorum ki eşrabe kahveten bir kahve içmek için ne ama? Gerisi yok. Mesela bir bardak demiyor. Hiçbirinde bunu belirtmemiş. Bunlar da hep sebep kullanmış ama neyden dolayı olduğunu söylemiyor. Yani şunu istiyorum ama neyden dolayı, mesela acıktım, susadım demiyor. O yüzden hepsi yanlış. Uridu istiyorum en eşrabe içmek kahveten bir kahve. Şunun için, bunun için değil. Çünkü sebep bildiren bir kelime yok. Zaten yine farklı olan Edirne, dikkat edin. Hepsinde li, key, hatta li, key. Yani hepsinde sebep bildiren nasb edatı varken Edirne'de yok. Yani farklı olan Edirne. Bu bir taktiktir. Farklı olan daima doğrudur. Seçeneklerden, yani hayattan bahsetmiyorum. 9. Ebi yuşrifu eşrafe yuşrifu. Yuşrifu'dan sonra hangi harfi cer gelir demektir bu. Peşine ala harfi cerri, yani Adana'yı kullanacağız. 5. Ercu diye devam eden cümle. Nasb edatından sonraki fiilde nasıl bir değişiklik meydana gelmiştir? En var. Nasıl bir değişikliğe sebep olmuş? Fiilin sonundaki nun düşmüştür. En la teteahhari. Aslında neydi? Teteahharine. Sonunda nun vardı. Burası müfret, müennes, muhataba. Yani ikinci şahıs müfrettir, müennestir. Ercu umarım en la teteahharine. Geç kalmazsın. Fe ben müstacilun. Aceleciyim. Nun düşmüştür. Doğrusu bu. Fetha, kesre, zamme veya değişiklik meydana gelmedi. Hepsi hatalı. 10. Şerikul ameli diye devam eden cümle noktalı yere hangi harfi cer gelecek? Min. Cevap Bursa. Yeteellefudan sonra min gelir. Teellefe yeteellefudan sonra min harfi cerri gelmektedir.